Herkese merhaba. Bugün Bozuk Saat'in yazarı sevgili Irmak Zileli ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Siz? Biz de iyi, çok teşekkür ederiz. Bugün biz Bozuk Saat'i konuşacağız. Son kitabınızı konuşacağız. Bunun ilk önce doğuş hikayesiyle başlayalım. 18 blokta çıkan aslında seri hikayelerden oluşuyor. Evet. Roman olmasına nasıl karar verdiniz? Aslında oradaki seri bir yerde durdu hayat koşulları nedeniyle. Daha sonra 18'den, yayın evinden Müren Beykan ve Halil Türk'ten acaba dediler bunu kitap yapabilir miyiz? Kitap olacağı fikrine ısınmaya başlarken ben aslında romancıyım ve her şeyi hemen çok böyle bütünlemeye, bağları kurmaya eğilimim var zaten. Müren Hanım dedi ki aslında bunu bir roman olarak da düşünebilirsin. Öyle deyince nasıl olacak? İşte Bozuk Saat merkezde, onu da bir karaktere, roman karakterine dönüştürerek öteki hikayeleri anlatırken dönüşen, değişen bir hikaye anlatıcısı ama aynı zamanda roman karakteri olarak düşünülebilir belki dediğinde ben hemen buna dört elle sarıldım. Çünkü benim için zaten bir merkezin olması, bağlantıların kurulması, parçaların bütünlenmesi zaten şey sevdiğim bir şey. Yani ben hep o bağlantıları kurmayı seven birisiyim. Ve bu şekilde de başladı. Öyle düşününce de yani roman olarak düşününce de ister istemez hikayeleri bir şekilde birbirine bağlama, birbirleriyle görünmeyen iplerle bağlı hikayeler kurmaya başladım. Evet. O şekilde. Zaten münferit şekilde okunabiliyor hikayeler. Ama aynı zamanda olay örgüsü olarak da bir bütünlük içeriyor. Evet, blokta seri hikayeler olarak çıktı ama roman olmaya karar verdiğinizde nasıl böyle bir kurguya karar verdiniz? Çünkü aslında tek tek hikayeler de okuyoruz biz aynı zamanda. Kurguya nasıl karar verdiniz? O çok kendiliğinden aktı. Yani aslında parça parça hikayelerken de bir ortak noktası vardı. O da neydi? Zaten bir kent meydanında durmakta olan bir saatin gözünden birazcık kent kültürüne, kent yaşantısına, toplumsal hafızamıza, güncel yaşantımıza tanıklık eden hikayeler yazmaktı derdim, amacım. Bunu roman olarak düşündüğümüz zaman da bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde yaşanan dertler, meselelerle bağ kurmaya ve bu meseleler arasında da bağlar olduğu, bunların da bazı ortak noktaları olduğu üzerine düşünmeye başladım. Ve bu aslında tam da işte roman olması için yeterli. Yani farklı farklı hikayeler, farklı zamanlarda geçen hikayeler de olabilirdi. Yine ama sonuçta bugünün meselesi, bugünün dertleriyle ilişkili hikayeler kurmaya çalıştım. Öyle olunca da roman ruhu da kazanmış oldu galiba. Evet, aslında tabii ki blog süreci var ama baktığımız zaman her hikaye bir olay örgüsü olarak bir roman oluşturabilecek denli de kuvvetli. Roman olmaya karar verdiğinizde bir olay üzerinden yürümek yerine aslında oradaki hikayeleri de birleştirdiniz. Aslında bu çok daha zor bir şey bence. Çünkü birçok hikayeye tanıklık etmemizi sağlıyorsunuz. Bir olay hikayesi üzerine odaklanmayı düşündünüz mü hiç o sırada? Hani roman... Ha, içlerinden bir tanesini çekip... Evet, evet. Hayır, çünkü o başka bir şey olurdu. Buradaki amaç bir tane bir kişinin hikayesi değil de nabızdan nabıza atlayan, olabildiğince farklı karakterlerin, farklı varlıkların, hatta sadece insan bile değil, nabzına giren bir saatin hikayesiydi. Öyle bir şey olsaydı Bozuk Saat'ten rol çalmış olurdu o karakter. Bizim ana karakterimiz Bozuk Saat. Bozuk Saat'in yaşadığı etkilenme ve dönüşüm. Yani şöyle düşünün, bir hikaye anlatıcısı var, bir karakter var, bir nesne de olsa bu bir varlık ve duyguları da olan bir varlık. Başkalarının nabzına etkilenerek kendisi de düşüncelere dalabiliyor, kendisi de etkileniyor, duygusal olarak da etkileniyor. Şimdi onun hikayesi aslında, yani ötekilerin hikayesi var ama ötekilerin hikayesine etkilenen bir de Bozuk Saat var. Dolayısıyla o ötekilerden birini merkeze alsaydım, o zaman Bozuk Saat işlevini yitirmiş olacaktı. Çünkü burada romanın meselesi, evet tabii ki bir sürü insan hikayesi, başka canlıların hikayesi ya da cansızların hikayesi olmakla birlikte, bütün bunların etkilenmeyen ya da etkilenen insanla ilgili bir roman bu. Yani biz bugün aslında Bozuk Saat'in yerine kendimizi de koyabiliriz. Yani nasıl yaşıyoruz biz bu hayatta? Bu kentten nasıl geçiyoruz? Bu kentin sokaklarında nasıl yürüyoruz? Evimizden işe, işimizden eve giderken ya da bir arkadaşımızla buluşup bir kafeteryada sohbet ederken dış dünyayla bağlantımız nasıl? Başkalarının farkında mıyız? Ne kadar farkındayız?
kendimizle mi çok meşgulüz, dış dünyayla ilişkileniyor muyuz? Nasıl etkileniyoruz? Bunlar üzerine soru sormayı hedefleyen, soru sordurmayı amaçlayan bir roman Bozuk Saat. Dolayısıyla mesela aslında ki oradaki hikayelerde de oradaki karakterlerin hikayesi değil de bu hikaye, yani o hikayeden etkilenen insanın ya da etkilenmeyen, kendini kapatan, diyaloğa kapalı ya da açık insanın meselesi. Ya yani o meseleye ben odaklanmak istediğim için evet, tabii ki her bir hikaye roman olur. Yani hani hep çok klasik bir laf vardır, hayatım yazsam roman olurdu. Tabii ki sokağa çıktığımızda roman kaynıyor sokaklar. Yani her bir hikaye roman olur. En sıradan hikaye bile roman olur aslında. Ama buradaki mesele şu. Ben şunun romanı yazmak istedim. Bütün bu öteki varlıklara ne kadar açığız, neden bu kadar kapalıyız ya da bunlarla diyalog kursak ne olur? Ötekiyle ilişki, empati meselesi, bunlar üzerine biraz düşünmek istedim. Ve ne kadar görüyoruz aslında? Ne kadar görüyoruz tabii yaşadığımız ki. Görmezden mi geliyoruz? Hı-hı. Ne yapıyoruz? Evet. Biz Bozuk Saat'in gözünden görüyoruz. 200 yıllık bir saat bu. Hatta bizim insanlığımızı ayna tutuyor Bozuk Saat. Bir baktığımız zaman aslında işte çocuk istismarının da, ağaçların kesilmesini de, işte bir köpeğin bir canlının terk edilme hikayesinde, hatta Bozuk Saat'in nabzının da, yani ne denir ona, daha doğrusu nabzından etkilenip nabzına girdiği kişilerden de onun da bozulduğunu görüyoruz. Ama aslında onun dengesini bozan tamamen insanlar. Hatta ben bazı yerlerde şey de bekledim, akreple yelkovan daha da hızlı gidecek, daha da bozulacak. Yani çünkü bozulmaya bir nevi teşne bir karakter olarak görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Bozuk Saat'in kimliğini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında bu bozulma biraz metaforik anlamda da anlamlar taşıyor. Nedir bozuk olan şey? Şimdi biz toplumda bazı tanımlamalar getiriyoruz. Normal şudur, norm dışı olan budur gibi. Normalin adını biz koyuyoruz aslında. Tıkır tıkır işleyen bir saat, hiç kimsenin etkilenmeyen. Aslında bunu insana uyarlayalım. Hiç kimsenin etkilenmeyen, kendi yaşam çizgisini hiçbir etkiye kapılmadan, olduğu gibi bozulmadan sürdüren bir insan düşünün. Burada bir bozukluk yok gibi gözükse bile asıl burada bir bozukluk olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü aslında etkilenmemiz gerekiyor bence. Etkilenmemizde bir sorun yok daha doğrusu. İnsan denilen varlık etkilenir. Biz şimdi sizinle bir sohbet yapıyoruz. Tabii ki etkileneceğiz. Siz Bozuk Saat okudunuz, bir şekilde etkileneceksiniz. Ben karşılaştığım herhangi bir insanla diyaloğunda onun duygusundan, onun yaşadıklarından, onun bir bakışından etkileneceğim. Bu etkilenme kötü bir şey değil. Bu bir bozulma değil aslında. Ama biz çok sabit kalmak istiyoruz. Kendimizi çok olduğumuz gibi. Ben buyum, değişmem. Hani çok tipik bir şeydir ya. Ben böyle düşünüyorum, benim fikrim bu deyip başkalarının fikirlerine kapatıyoruz kendimiz, başkalarının duygularına kapatıyoruz ve etkilenmek istemiyoruz. Bozuk saatse aslında neredeyse gönüllü bir şekilde etkileniyor. Kendi bu etkiye bırakıyor. Neden? Diyor ki bu etkinin arkasında bazı hikayeler var ve ben o hikayelerden etkilenerek aslında bir şey anlatabilirim. Bir macera yaşayabilirim. Ben dönüşebilirim, yeni şeyler keşfedebilirim, düşünebilirim diyor. Bozuk Saat'in kimliği aslında bir tür sanatçı duyarlılığı taşıyan bir varlık Bozuk Saat. Nedir? Sanatçı ne yapar? Sanatçı kendi içine kapanmaz. Yani fil dişi kulesinde kapalı kalmaz. Sanatçı dediğimiz kişi aslında başkalarına bakan, başkalarını anlamaya çalışan kişidir. Başkaları üzerinden kendini de anlamaya çalışan. Yani başkalarına bakarak sonra kendini de çözümlemeye çalışan. Kendini çözümlerken başkalarını da anlamaya çalışan. Ya da şöyle diyelim, sadece sanatçı demek zorunda değiliz. Bir kitap okur, niye kitap okur? Başkalarının acısını, derdini anlamak için. Onları anlamaya çalışırken kendini de tahlil etmek için. Dolayısıyla sana dünyayı, hayatı, başkalarını, insanları anlamak için var. Bozuk Saat'te biraz aslında bunu yapıyor. Yani kapalı durarak, hep doğruyu göstererek nereye varabiliriz? Ya da doğru olduğuna inandığımız şeye bu kadar bağlı, sabit kalarak ne yapabiliriz? Ne değişebilir? Ben onun için diyorum ki birazcık bozulabilir. Yani biz de biraz bozulabiliriz. Biraz etkilenelim, biraz şaşıralım, biraz dilimiz sürtsün, biraz daha sorgulayalım.
Evet. Ki konfor alanını terk ediyor aslında bozuk saat. Çünkü tabii. Sarayın saatiyken bir meydana gidiyor ve çok kalabalık, herkesin geçtiği bir alanı. Hani sanatçı nedir ya da işte o klasik normlar nedir? Bunun dışına taşmaya çalışıyor. Yani bir emek veriyor aslında değişip dönüşmek için. Konfor alanlarını terk etmek de o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Buradaki hepsine farklı bakabilmek de çok önemli. Bozuk saat aslında hepimizin beklediği, hani ya da herkesten beklediğimiz şeyi yapıyor bize. Bakın böyle bir hikaye var. Gelin buna tanıklık edelim. Hatta aynı olay hikayesinin içerisinde hem sizin hem benim nabzıma. Hani ona da atlama durumu var. Yani şöyle ki senin de hikayeni dinlemeye hazırım. Senin de hikayeni dinlemeye hazırım aslında baktığınız zaman. Bir de ben şeyi de fark ettim. Burada ki siz de söylediğiniz empati kelimesini. Bozuk saat hem bir karakter hem de aynı zamanda bize bir işte tarafsızlığı. Bakın bu olay böyle, bunun iç yüzü böyle ya da bunun altında böyle bir yaşanmışlık var diyor. Aslında bozuk saat de hayatı bir nevi tecrübe ediyor. Cansız bir varlık olarak. Ne dersiniz? Evet, çok güzel, çok doğru. Şimdi oraya geleceğim ama oraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Saraydayken bozuk saatin nabzını atlayabileceği bir tek kişi var. O da hükümdar. Sarayda kalan bir hikaye anlatıcısının anlatacağı hikaye çok çeşitli değil. O anlamda dediğiniz çok doğru. Konfor alanından çıkıyor. Aslında o kendisi karar vermiyor buna. Birileri alıyor, onu meydana koyuyorlar ve bu sayede aslında kendisinin yeteneklerini de keşfedebiliyor. Bunda çok önemli bir bize ilham verici olduğunu düşünüyorum. Yani sarayda kaldığınız zaman anlatacak hikayeniz çok fazla yok. Başkaları yoksa hikaye yok aslında. Sadece bozuk saat ötekinin nabzına girsin değil. Biz bir olayın içinde bütün ötekileri görelim. Yani bir olayda ana bir karakter var. Sadece onun cephesini anlattığımız zaman aslında yine o olayın içindeki ötekini de dışarıda bırakmış oluyoruz. Oysa olayın görünenin arkasını gösterebilmemiz için başka çeperlerine de bakmamız gerekiyor. Başka cephelerden de meseleyi, bakış açılarından irdelememiz gerekiyor. Ben romanlarımda da yazarken de bakış açısı çeşitliliğini çok önemsiyorum. Kıymetli buluyorum bunu. Hayata da böyle bakabilmeyi kıymetli buluyorum. Onun için evet, sizinle benim hikayemi anlatırken sadece benim bakış açımdan anlatsa olayı tek taraflı bir yerden irdelemiş olacak. Ama sizin de bakış açınızı kattığında başka türlü bir açı. Yani biz şimdi sizinle yer değiştirsek ben başka şeyler göreceğim. Siz başka şeyler göreceksiniz. Manzaramız değişecek. Bozuk saatin sürekli manzarası değişiyor. Şimdi bu farklı farklı cephelerden meseleye, bir konuya, olaya baka baka aslında bize çok farklı bir deneyim imkanı da sunmuş oluyor. Kendisi de bir şey deneyimlemiş oluyor dediğiniz gibi. Şimdi aslında edebiyatın yaptığı şey bu. Sanatın yaptığı şey bu. Ben hep şunu söylerim. Bir roman okuduğumuzda asla gidemeyeceğimiz ülkelere gidebiliriz. Asla sıçrayamayacağımız zamanlara sıçrayabiliriz. Asla temas edemeyeceğimiz insanların hikayesine temas edebiliriz. Aslında roman okurunun yapabildiği bir şey bu. Bunu bozuk saat kendisi deneyimlemiş oluyor. Bu anlamda bozuk saat bir roman okuru gibi de. Farklı farklı hikayelere girerek farklı deneyimler yaşıyor. Bunu bir nesne olarak yaşıyor. Bir nesne olarak aslında insanlarla temas ede de şu da olmuş oluyor, insanlaşıyor. Yani insani duygular geliştirmeye başlıyor. Adeta kendisi de bazı duygular hissedebilmeye başlıyor ve neredeyse bir insan gibi olmaya başlıyor. Şimdi buradaki insanleşmeyi bir metafor olarak düşünecek olursak, hiç kitap okumayan bir insan, sadece kendi dünyasıyla sınırlı kalan, sabit, kendi çevresi, kendi ailesi, kendi yaşantısından ibaret bir deneyimin içine hapsolmuş demektir. Ve bu aslında onu insanilikten, insanlaşmadan uzaklaştıran, nesneleştiren bir şey. Biz nasıl daha çok özne oluruz, nasıl daha çok insanlaşabiliriz? Diğer insanların hikayeleriyle deneyimlerimizi zenginleştirerek olabilir. Aslında hikayeler, sanat, edebiyat bize bu imkanı sunan araçlardır. Bu anlamda da bozuk saatin nabızdan nabıza geçişi bir tür okurluk olarak da düşünülebilir. Okuma deneyimi, başkalarıyla temas etmemiz bizim okurluğumuza benziyor. Yani biz aslında her okuduğumuz romanda bir başkasının nabzına atlamış oluyoruz. Bu anlamda da deneyimlerimiz çeşitleniyor. Tıpkı bozuk saatin sizin tespit ettiğiniz gibi yaşadığı gibi.
Evet, çok güzel. Şey, bu okumayla ilgili söylediğiniz şey gerçekten siz söylerken de evet, aslında biz birçok yazarın nabzına giriyoruz. Hiç böyle bakmamıştım. Çok etkileyici oldu benim için. Peki en çok ya kaç yıllık bir süreçte oluştu bu roman? Sanıyorum 2 yıllık bir süreçte. Evet. 2017'nin Mart'ında hikayeleri yazmaya başlamıştım blogda. Yaklaşık 1 yıl sürdü o. Sonra işte şimdi çıkana kadarki zamanda da geri kalan hikayeleri yazdım. Peki ben mesela okurken her hikaye çok etkiledi ama 2 tane hikaye boğazımda ciddi anlamda yumru oluşturdu. Biri sanırım algıda seçicilik, işte köpek sahibi olan birisi olarak bir köpeğin terk edilme hikayesi beni çok etkiledi. Ve Türkiye'de nicesini görüyoruz. Bir de aynı zamanda yine Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan çocuk istismarı. Siz bir yazar olarak hangi hikaye yazarken daha çok zorlandınız, sizi daha çok etkiledi içsel olarak? Evet, bu biraz zor bir soru. Tabii şöyle bir şey, yani ben hikayeleri yazarken kendimi o hikayenin içinde buluyorum. Yani kendimi bozuk saatin yerinde konumlandırıyorum aslında. Yazar olarak değil de sanki ben bozuk saatmişim gibi kendimi o resmin, o imgenin içinde, olayın içinde hayal ediyorum ve biraz kaptırıp gidiyorum. Yani gördüklerimi, duyguları, yaşananlara kaptırıyorum kendimi. Orada tuhaf bir mesafe var. Yani ben şöyle bir şey yaşamıyorum. Çok duygusal bir şeyin içine kapılıp gitmek değil de bir oyuncunun rolünü oynaması gibi. Yani öyle duygusal hezeyanlar yaşayarak yazmıyorum. Ama tabii ki her biri beni sonradan okuduğum zaman duygulandırıyor. Yazarken değil ama sonra da okuduğumdan ortaya çıkan hikayeye, resme baktığım zaman benim de burnumun kemiğini sızlatanlar var. Tabii en çok bağ kurduğum benim de o köpeğin hikayesi olabilir. Yani burada şöyle bir şey var. Aslında seçim yapmak çok zor. Ama herhalde galiba en mağdur olan, en savunmasız olanlar hep daha çok kalbimizi yaralıyor. Şimdi bahsettiğiniz 2 örnekte de birinde hayvan var, en savunmasız olan. Çünkü hayvan dediğimiz varlık çok insana bağlı. Kendi iradesiyle, yani hakkını savunabilecek bir durumu yok onun kendisi. Ancak vahşileşebilir, ısırabilir o şekilde. Ama evcilleştirilmiş bir hayvandan bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtaç. Çocuk da aynı şekilde. Çocuk da muhtaç. Dolayısıyla o ikisinin mağduriyeti insanın canını daha da çok yakıyor. Diğerlerinde ise şöyle bir şey var daha çok. Daha iradeleri olan, kendi hayatlarını bir şekilde ele alıp şekillendirebilecek yapıda, daha özne karakterler. Dolayısıyla oralarda belki bu kadar etkilenmiyor olabiliriz. Evet. Peki siz de aynı zamanda romanın içerisinde bir an hissediyoruz, görüyoruz. Aslında siz kendinizi de ötekileştirmiyorsunuz. Çünkü o bozuk saat sizin de nabzınıza atlıyor. Buna nasıl karar verdiniz? Bu çok ilginç bir katılma söyledi. Çünkü biz yazarı çok okumayız kitapların içerisinde. Şimdi aslında şöyle, bunu iyi ki sordunuz. Çünkü ben bozuk saati roman olarak ve bozuk saat karakterini bir hikaye anlatıcısı olarak kurarken hep şunu düşündüm. Bu roman aslında birazcık yazım tekniği üzerine de bir roman olmuş oldu. Yani bence anlatıcı meselesi, hikayelerde anlatıcı kimdir, konumu nedir, yazarla arasındaki mesafe nedir, bu konular üzerine düşünmemizi sağlayacak küçük yerler var romanda. Şimdi Bozuk Saat başlangıçtan itibaren bir hikaye anlatıcısı ama yazar değil. Şimdi bizim edebiyatımız, yani bizim okurluğumuzda, Türkiye'de özellikle hikaye anlatıcısıyla yazar çok örtüştürülür. Hele mesela birinci tekil anlatıcıysa bu anlatıcı hemen şeye bitiştirilir, yazarmış gibi hayal eder okur. Oysa bunlar farklıdır. Yazar ben diye anlatsa bile orada bir karakter kuruyordur ve onun bakış açısından hikayeyi anlatıyordur. Bu bakış açısı meselesi açısından da Bozuk Saat'in bir anlatım tekniği üzerine de değerlendirilebilir, okunabilecek bir roman olduğunu düşünüyorum. Yani bir ders kitabı gibi de düşünülebilir edebiyat hocaları açısından. Bunu göstermek açısından da Bozuk Saat'in anlatıcı karakter olarak yazarlar arasındaki mesafeyi vurgulamak için aslında yazarın nabzına atladım. Yani bütün bunların anlatıcısı bir bozuk saat, yazarın kendisi değil. Dolayısıyla yazarın nabzına atlayabilir.
Orada aslında şöyle bir şey var. Son hikayeyle ilgili çok ipucu vermek istememekle birlikte şu kadarını söyleyebilirim. Bir metni oluşturan 3 unsur var. Yazar, anlatıcı ve diğer karakterler. Burada bir metni oluştururken hangisinin iradesi, hangisinin sözü daha geçerli? Kimin dediği oluyor? Pek çok zaman yazarlardan şunu duymuşsunuzdur. Karakter başına buyruk davrandı, kendi başına karar verdi. Ben de çaresiz ona boyun eğdim. Bu çok gerçek bir şey bence. Ya da anlatıcı bir şey anlatmaya çalışır. Yazar onu başka tarafa çekiştirmek ister ama olmaz. Anlatıcı adeta başka birisinin yarattığı birisiymişçesine kendi başına buyruk bir şekilde kendi anlatısını sürdürür. Yani bu aslında metni yaratan üç farklı unsurun nasıl bir ilişki içerisinde olduğuyla ilgili de bir hikaye son. Ya yani öyle bir bağlama yapmak istedim. Çünkü hikaye anlatıcılığı üzerine, bir metnin kurulumu üzerine, yapısı üzerinde söz söyleyen bir metin olduğunu düşünüyorum Bozuk Saat'in. Peki Bozuk Saat olmasaydı bütün bu hikayeleri hangi nesneyle ya da nasıl bir dille anlatmayı tercih ederdiniz? Saat yerine başka bir şey mi evet, olacak? Evet, mesela. Yani çünkü Bozuk Saat yani zamanda çok göreceli bir şeydir ve kişiden kişiye de değişir. Çok aldatıcı bir yönü vardır ama aynı zamanda bir ayna yönü vardır. Yani Bozuk Saat olmasaydı anlatma yönteminiz ne olurdu bunca hikaye? Çünkü çok kapsamlı, çok geniş bir yelpazede. Kadın, erkek, yani cinsiyet rollerimiz falan bir kenarda. Evet, nesne bütün... olması o anlamda yani cinsiyetsiz bir şey Bozuk Saat. Ne erkek, ne kadın, ne başka bir cinsiyetten. Dolayısıyla evet çok doğru. Bozuk Saat hakikaten nesne olması ve cinsiyetsiz olması yaşının... Evet 200 yaşında ama o da tartışmalı. Zamanın göreceliliği ve konumlanışı. Bir de mesela zaman dediğimiz mefhum aslında... Çok duruma göre de değişen bir şey. Bazen hızlı akan, bazen yavaş akan. O zamanı yaşayan kişi tarafından öznelleşebilen, çok farklı hızlı bir şekilde farklı algılanabilen bir şey. Şimdi burada nabızdan nabıza atlamak, başkalarının hikayesine geçiş yapabilmek için başka bir nesne mutlaka bulunabilirdi tabii ki. Neden olmasın? Her şey yapılabilir. Ama ben saat uygun gördüm. Ama saat seçtiğime göre saat dışında bir şey gelmemiştir aklıma. Şimdi hani zorlama olur. Evet. Şu desem, şöyle bir şey desem. Hani çok zorlama olur. Peki kitap çok yeni ama yeni bir kitap projesi var mı diye sormadan da edemeyeceğim tabii ki. Var çünkü bu kitap aslında... Yani benim normal yazma çizgimin dışında ek bir kanal olarak açıldı. Yani bir paralel evrende yazar gibi oldum bunu. Çünkü ben aslında zaten Gölgesinde romanımı bitirdikten sonra yeni bir romanla ilgili çalışmalarıma başlamıştım. Onun içinde bir dal çıktı Bozuk Saat. Böyle bir dallandı. Ayrı bir dal olarak çıktı. Ben kendi ana dalımı sürdürdüm üzerine çalışmaya. Devam ettim. O da İşte bilmiyorum yakın zamanda başlayacağım yazmaya ama bende şöyle oluyor. Başlangıçta uzun bir çalışma süreci oluyor. Okumalar, düşünmeler, tasarlamalar. Yazmaya başlamam için zaman geçmesi gerekiyor. İşte bir iki yıldır da yeni roman için düşünüyorum. Ben çok keyif alarak okudum kitabınızı ve sizi tanımış olmaktan da çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugün bu söyleşiye geldiğiniz için, gerçekleştirdiğiniz için. Tabii ki imza rica edeceğim sizden. Tabii, seve seve. Şöyle.